Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyiciler, bugünkü tematik siyer dersimizde evini tebliğe vakfeden genç sahabe Erkam bin Ebu'l-Erkam'dan bahsedeceğim. Erkam miladi 594 yılında Mekke'de dünyaya geldi. Kendisi Kureyş'ten Beni Mahsum kabilesine mensuptur. Onun Müslüman olmadan önceki hayatı hakkında fazla bir bilgi yoktur. Kaynaklarda onun İslam'a girenler arasında 7. veya 12. sırada bulunduğu şeklinde bilgiler de mevcuttur. Yani öyle ki ilk İslam'a girenler arasında yer almıştır. Onun için en açık bilinen husus Müslüman olduktan sonra tebliğ faaliyetlerinin gerçekleşmesi için evini Allah Resulü'nün ve bütün Mekke'li Müslümanların emrine vermesidir. Evet değerli dinleyiciler bu gerçekten çok önemli. Çünkü Allah'ın Resulü'nün davetinin sağlığı açısından, insanlara ulaşması açısından bir mekana ihtiyaç vardı. 17-18 yaşlarındaki Erkam Allah'ın Resulü'ne gelerek "Benim evim senin evindir." diyerek evini İslam'ı açmış oldu Müslümanlara açmış oldu. Çünkü Evi hem Safa Tepesi'nin altlarında bir yerdeydi hem geniş ve ferahdı. Müslümanlar orada gelip topluca ibadet edip namaz kılıp Kur'an dinleyebiliyorlardı. Onun adına nispetle Darül Erkam olarak bilinen, tebliğe geçen hizmeti sebebiyle de İslam tarihinde Darul İslam olarak da meşhur olan bu ev İslam davetinin başlangıcından itibaren Hz. Peygamber'in Mekke'deki irşat faaliyetlerinin merkezi, ilk Müslümanların da toplantı ve istişare mekanı olması hususiyetiyle devam ettirmiştir. Evet değerli dinleyiciler, gerek Hz. Peygamber, gerekse ilk Müslümanlar, Mekke müşriklerinin baskı ve zulümleri sebebiyle mescidi haramda rahat hareket edemiyorlar, toplu vaziyette ibadet yapamıyorlar, birbirleriyle görüşemiyorlardı. Hem bu ihtiyacın karşılanabilmesi, hem de yeni nazil olan Kur'an ayetlerinin ilk Müslümanlara duyurulması ve onlara dinin emirlerinin öğretilmesi için yeni bir mekana ihtiyaç duyuldu. Bunun üzerine ilk Müslümanlardan Erkam bin Ebul Erkam Safa Tepesi eteklerinde bulunan evini bu hizmete ifa etmek üzere Allah'ın Resulüne verdi. Allah'ın Resulü onun bu teklifini memnuniyetle kabul ettikten sonra burayı kendisine merkez olarak belirledi. O mekanda ashabına dini bilgiler öğretmiş, onlara Kur'an-ı Kerim okumuş ve kendilerine namaz kıldırmıştır. Nitekim Mekke döneminde nazil olan ayetlerin büyük bir kısmı Müslümanlara Darul Erkam'da duyurulmuştur. Bu evin en önemli hususiyeti ise gerek Mekkeli gerekse dışarıdan gelen kişilere İslam dininin tebliğ edilme mekanı olmasıdır. İnsanlar gizli veya açıktan burada Hz. Peygamber ile buluşup görüşmeler yapmışlar, ve onun huzurunda İslam dini ile müşerref olmuşlardır. Hz. Peygamber Darul Erkam'ı tebliğ merkezi kabul etmesi, ilk Müslümanların İslamiyet'i kabul tarihlerine bir esas teşkil etmiş, hatta bu olay bir milat sayılarak sahabelerin Müslüman oluşları, Hz. Peygamber'in Darul Erkam'a girmesinden ...önce veya sonra şeklinde de tarihlendirilmiştir. Hazreti Ömer de Darül Erkam'da İslam'a girişini açıklayan sahabilerdendir. Hatta o burada Müslüman olan son Mekkeli olarak da kabul edilir. Kaynakların zikrettiğine göre peygamberliğin 6. yılında gerçekleşen bu hadise sonrasında Hazreti Peygamber... Darul Erkam'dan ayrılmıştır. Bunun sebebi ise Hz. Ömer'in aralarına katılmasıyla daha da güçlenen Müslümanların Mekke müşriklerinden çekinmeden istedikleri yerde toplanma ve namaz kılma imkanlarını bulabilmeleridir. Evet değerli dinleyiciler Erkam bin Ebul Erkam Medine'ye hicret eden İlk kureşli Müslümanlar arasında yer alıp muhacirlerin de öncülerinden olmuştur. Allah Resulü Medine'ye intikalinden sonra Ensar ile Muhacir'in arasında gerçekleştirdiği din kardeşliği uygulaması çerçevesinde Erkam Ebu Talha Zeyd bin Sehil el-Ensari ile kardeş olmuştur. Hz. Peygamber ayrıca geçimini sağlaması için ona Medine'de küçük bir arazi de verdi. Erkam, Medine dönemindeki bütün faaliyetlerde Hz. Peygamber'in yanından hiç ayrılmadı. Onunla birlikte başta Bedir, Uhud, Hendek olmak üzere büyük gazvelere iştirak etti. Nitekim Allah Resulü Bedir Savaşı sırasında Kureyşli müşriklerden alınan ve merzuban olarak tanınan kalıcı ona hediye etmiştir. Müslümanlar arasında okuma yazma bilen nadir kişilerden olan Erkan bin Erkam, Hz. Peygamber'in vahiy katipleri arasında yer aldı. O aynı zamanda Resul-i Ekrem tarafından zekat memuru olarak da görevlendirildi hicretin 53. yılında 83 yaşında vefat ettiğine dair rivayetler vardır. Cenaze namazını ise vasiyeti üzerine ashabın önderlerinden Sa'd bin Ebi Vakkas kıldırdı. Evet değerli dinleyiciler bugünkü dersimizde erken yaşta İslam'ı kabul edip yalnızca İslam'ı kabul ederek İslam'ı kabul etmekle kalmayıp evini de yuvasını da İslam'ı açan genç sahabiden Erkam bin Ebu'l-Erkam'dan bahsettik. Bu manada gerçekten gençlerin yapabileceği çok şey var. Çünkü gençler Rabbimin onlara verdiği enerjiyle birçok zorlukların üzerinden gelebilirler. Yeter ki doğru tarafa kanalize olabilsinler. Gençlerimizin Erkam bin Ebul Erkam cesaretine sahip olabilmesi umuduyla, niyetiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.